Merhaba arkadaşlar. Kısa bir tekrar serisi 21. ile beraberiz. Hemen başlayalım etkinliğimize. İstanbul ve Çanakkale Boğazı hangi kıyı tipine örnekti arkadaşlar? Ria. İç Anadolu bölgesinde hangi platolar bulunmaktaydı? Tabii Türkiye'de en çok plato İç Anadolu bölgesinde var. Toptan yükselmenin kanıtıydı platolar. Akarsular tarafından derince yarılmış, çevresine göre yüksekte bulunan düzlüklerdi. Haymana, Ankara çevresi, Cihanbeyli, Konya. Bunun yanında Obruk, Aksaray, Konya gibi iller, Bozok, Yozgat civarı, yine Uzunyay ile Sivas çevresinde bulunan platoları oluşturuyordu. Üçüncü kısımda ise bazı akarsular, delta ovaları ve yer aldığı kıyı eşleştirmesi var. Kızılırmak oluşturduğu delta ovası Bafra, yer aldığı kıyı Karadeniz. Diğeri yine Çarşamba'yı oluşturan Yeşilırmak Karadeniz kıyısında, Göksu Nehri'nin oluşturduğu Silifke Deltası ve yine Akdeniz kısmında dikkate alıyoruz. Seyhan, Ceyhan gibi iki akarsuyun oluşturduğu Türkiye'nin en büyük delta ovası Çukurova, Akdeniz kıyıları ve Bakırçay'ın oluşturduğu Dikili, Ege kıyılarında yer almaktadır. Evet, yandaki şeklin oluşumu ki mantarkaya ya da şeytan masası etkili olan dış kuvvet rüzgar. Bu yer şekli Türkiye'de daha çok İç Anadolu bölgesinde görülüyor. Bu yer şeklinin görüldüğü alanlarda kayaçlar daha çok fiziksel ya da mekanik çözünme ile karşımıza çıkıyor. Ki sıcaklık farkına bağlı olarak kurak, yarı kurak alanlarda, karasal iklim bölgelerinde fiziksel ya da mekanik çözünme daha fazla oluyor arkadaşlar. Peki diğeri, yandaki şekli dikkate aldığımızda K, L, M kesitleri ya da merkezlerinde hangileri yer alır? L'yi zaten vermiş Küçük Menderes. Biz burada Horst alanlarını, yani K ve M'yi dikkate almamız gerekiyor. Ki Bozdağlar K'da, Aydın Dağları M kısmında dikkate alınıyor. Kuzey ve güney yönünde dikkate aldığımız bu şekilde. Ki hemen şunu da hatırlatalım. Özellikle Ege'de, Kıyı Ege kısmında dikkate aldığımızda Kaz, ki Horst'u oluşturuyordu. Graben alanımız Edremit. Madra yine bir Horst. Yine kuzeyden güneye doğru gidiyoruz. Bakırçay, Graben, Yunt Dağları baktığımızda özellik olarak Horst, Graben alanımız Gediz, Boz Dağları yine Boz Dağlar, Horst, Küçük Menderes, Graben, Aydın Dağları Horst, Büyük Menderes, Graben, Menteşe yine Horst alanını oluşturuyor. Kuzeyden güneye doğru sıraladığımızda böyle bir durum ortaya çıkıyordu. Bulunduğu yere göre ovaları ikiye ayırıyoruz. Tabii oluşumuna göre de ayrım söz konusuydu. İç ovalar, ki Türkiye'nin en büyük iç ovası Konya. Diğeri kıyı ovalar, Bafra, Çarşamba gibi ovalar ki Türkiye'nin en büyük kıyı ovası olarak da özellik olarak dikkate aldığımızda Çukurova'yı biliyorduk. Hatay, Maraş Grabeni ve Van Gölü arasında Doğu Anadolu deprem kuşağı uzanıyor. Evet, bir kısa tekrarın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle.